Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca kelime okumaları gerçekleştirmeye başlıyoruz. Kelimeler üzerinden giderek okumalar yapacağız. Özellikle yeni başlayanlar için harfleri daha rahat görmeleri, tanımaları, bilmeleri açısından bu okumaları gerçekleştireceğim arkadaşlar. Tabii ki yeni başlayanlar biraz zorlanmaları gayet doğal arkadaşlar. Zorlanmadan zaten olmaz. Bu cihetten birçok mesajlar alıyoruz. İşte zorlanıyorum, yapamıyorum. Zaten arkadaşlar bu işin doğası bu. Zorlanmadan insanın öğrenmesi imkansız. Zorlanacak ki kendimizi geliştirebilelim. Şimdi evet, kelimeler üzerinden giderek okumalar yapacağız dedik. Hemen Bismillah diyerek başlayalım arkadaşlar. Burada gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir nokta var. Bu nokta acaba hangisine ait? Ha mı? Bir sonraki kelime işte bunu karıştırabilirsiniz. Acaba bilmeyenler için söyleyeyim. İşte bunu F sanabilirler, Kaf sanabilirler. Sat mı, dat mı, böyle arada kalabilirsiniz. Ondan sonra özellikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Buradaki harf iki tane olabilir. Bir sat harfi, iki dat harfi. Şimdi sat harfi ve ya da dat harfi ha, hı gibi genel itibarla el hattında ikisinin şu başlığı birbirine çok benziyor. Ama sat ve dat harfi için ekstra arkadaşlar, ekstra şu ikinci bir çıkıntı olur. Yani bir diş olur. Eğer bir haftadan sonra bir diş varsa, noktasız bir harfse tabii ki, o ya sat harfidir ya dat harfidir. Haliyle buradaki harfler arkadaşlar sat ya da dattır. Tabii ki sadın burada bir nokta var. Hangisi olacağını şimdi çıkartacağız. Kalsın. Bir sonraki heceye geçiyoruz. Şurada bir hemze var arkadaşlar. Hemze. Bu da bir sonraki de sanki nun gibi lama da benziyor. Bunun için bizim metin aşinalığımız önemli. Lügat bilgimiz önemli arkadaşlar. Burada hasail yazıyor. Hasail. Haslet kelimesinin kökü. Haslet nasıl yazılır? Haslet. Bu şekilde arkadaşlar. Haslet. Hasail hasletin cemiyesi. Çoğulu hasletler demek. Ondan sonra yani o zaman şu nokta şuraya ait arkadaşlar. Hasail. Haslet, hasaili şu mim harfi arkadaşlar. Tabii ki lügat bilgisi önemli. Mesela bir önceki sonraki kelime birbirinin hakkında fikir verebiliyor. Şu ayın harfi ya da F, kaf da sanabilirsiniz. Şu Z harfi arkadaşlar. Mim ve H. Evet, burada hasaili muazzama yazıyorum. Muazzam, muazzam. Harika, mükemmel demek. Şu H harfi arkadaşlar niye muazzam değil de muazzama yazılmış? Bir bilgi olarak lütfen unutmayın. Arkadaşlar, Arapça terkiplerde, Arapça bir terkiplerde, yani kelimeler Arapça, bu Farsça bir terkip usulü, onu söyleyeyim. Birinci kelime, ikinci kelime birbirine uyumlu olmak zorunda. Mesela ilk kelime çoğul bir kelime. İkinci kelime de arkadaşlar çoğul veya dişi olmak zorunda. Dişi bir kelime. Dişi kelime nasıl oluyor? Sondaki H harfi ya da kapalı T dediğimiz varsa o kelime dişi bir kelimedir. Yani ilk kelime dişi ise ikinci kelime de dişi olmak zorunda. Ama şurada bir çoğul. İlk kelimemiz çoğul. Bütün çoğullar dişi kabul edilir arkadaşlar. Yani dişi çoğul ikisi aşağı yukarı bütün çoğullar dişi olduğu için bazen hızdan dolayı ikisini bir söyleyebiliyorum. Siz karıştırmayın. Bütün çoğullar dişi kabul edilir Arapça kelimelerde. Yani ilk kelime çoğul dişi, ikinci kelime de çoğul ya da dişi olmak zorunda. O yüzden muazzam değil de muazzama gelmiş. Geçelim. Hasaili muazzama yani çok mükemmel, harika hasletler, özellikler anlamında. Evet, bir sonraki kelimemiz bu arkadaşlar. Yazıyoruz.
Şu vav harfi. Evet. Burada yevmi viladet. Veladet değil arkadaşlar. Veladet Kamusi Türkiye'de Şemsettin Sami bunun için galat bir ifade. Yani fetha olarak okumak, üstün olarak okumak yanlış diyor. Bunu viladet şeklinde okuyacağız. Viladet ne? Doğum, doğma. Veletten geliyor, çocuktan geliyor arkadaşlar. Doğumdan geliyor. Yev gün demek. Tersten okuyoruz. Anlamlandırıyoruz şu şekilde. Yevmi veladet. Doğum günü anlamında bir terkip. Tabii ki burada özellikle dediğim gibi uzun uzun bakın mesela yevm nasıl yazılmış, işte viladet nasıl yazılmış gibi böyle bir göz aşinanız olsun. Bir sonrakine geçelim yevmi viladetten sonra. Evet bu. Yine arkadaşlar Farsça bir terkip Arapça kelimelerden oluşuyor. Şu mim harfi, lam harfi, bu da lam. Bunlar sonuçta el yazısı. Arkadaşlar bunları el yazısı nazarıyla bakın. Hepimizin günlük tuttuğumuz notlara farklı. Birimizin yazısını diğerini biz okuyamıyoruz. Yani Osmanlıca el hatları da bu şekilde. Bunları yazanların %99'u hattat değil arkadaşlar. Hattat güzel yazı yazandır demek. Katip yazı yazan, not tutan. Katiplerin hattı genel itibarla iyi olmayabilir. Bu yüzden kafanıza takmayın. Uzun uzun bakın. Lügat kullanın. Kendinizi arkadaşlar geliştirmeye çalışın. Evet. İlk kelimemiz bu. Milel yazıyor. Milel milletin çoğulu. Milletler demek arkadaşlar. Uluslar. Bir sonraki kelime yazıyoruz. Bu T harfi. Nun ve H. Bu da Nun ve Nun harfi. Nasıl Nun? Mütemeddinenin. Mütemeddin. Mütemeddin uygar demek. Uygar. Yani medeni, gelişmiş, terakki etmiş. Mütemeddin. Şimdi bir önceki hasail kelimesinde, hasail-i muazzamada ne demiştik? Çoğul ve müenneslik uyumu şartı var arkadaşlar. Ya da ikil şartı var. Şimdi ilk kelimemiz çoğul. İkincisi ya çoğul ya müennes olacak. Mütemeddin şu şekilde tekil. Şu H harfi arkadaşlar. H harfi ne yapıyordu? Müenneslik alametiydi. Onu ne yapıyordu? Kelimeyi müennes yapıyordu. Mileli mütemeddine yani uygar uluslar, medeni milletler anlamında. Bu da nın nin eki, nun nün eki şeklinde okunuyor arkadaşlar. Mileli mütemeddinenin yani uygar ulusların anlamında. Bir sonrakine geçelim. Evet. Şimdi ra harfi. Bu vav harfi. Şu iki nokta arkadaşlar arşivlerde hemzenin hem bu şekilde hem bu iki nokta halinde bazen şöyle iki çizgi gibi geldiğini görebiliyoruz. Bu hemze arkadaşlar. Hemze nedir? Elif'in yazılamadığı durumlarda mesela vav'ın üstüne elif gelmez, hemze katılır. Ondan sonra y'nin üstüne elif gelmez, y hemze katılır. İşte bu tip durumlarda elifin birleşmeyeceği ya da bir harfe konulmayacağı durumlarda hemze katılır. Burada rüesa yazıyor. Şu sin. Rüesa şu y harfi. Dal harfi. Y. Nun ve y. Rüesa'yı diniye. Yine rüesa reis kelimesinin çoğulu. Reisler, başlar, ileri gelenler anlamında diniye yani dinin ileri gelenleri, temsilcileri nedir? Müslümanlıkta nedir? İşte Şeyhülislamlardır vesaire. İşte Hristiyanlıkta rahipler, papazlar, Yahudilikte hahamlar vesaire. Yani dinin ileri gelenleri, büyükleri anlamında kullanılmış. Mesela burada bir bilgi olarak da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela Reysa kelimesi Arapça bir kelime. Şurada. Normalde Arapçada arkadaşlar çoğulu orijinali Reysa. Bu şekilde sonra hemzeli yazılır. Hemzeli yazılır. Osmanlıca da
Arapça bir kelime yazılırken sonu hemze ile biten kelimeler arkadaşlar o sondaki hemze yazılmıyor. Sondaki hemze yazılmıyor. Ancak bir terkibe girdiğinde, bir tamlamaya girdiğinde bu hemze ortaya çıkabiliyor. Çıkıyor mesela burada ama bazen bu terkiplerde arkadaşlar bu vokal olarak hemze ya da ye olabiliyor. Yani bu biraz daha katibin tercihine kalmış. Bunlar illetli harfler arkadaşlar deniliyor. İlletli yani birbiriyle dönüşebilen harfler. İşte hemze ye'ye dönüşebiliyor yani ya da ye hemzeye dönüşebiliyor. Özellikle sonu hemze ile orijinalinde hemze ile biten Arapça harfler terkiplerde ye ile yazılabiliyor. Çokça yazıldığını görüyoruz. Bu da kafanız karışmasın arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Rüesa reisten geliyor. Ondan sonra Rüesa'yı diniye, dinin ileri reisleri anlamında. Bir sonrakine geçelim. Evet. Bu da sanki ikisi de tek noktaymış gibi. Bu tabii ki şurada mesela yukarıda arkadaşlar şey gibi iki nokta gibi yazılmış. Bu tek nokta, bu da iki nokta. Bu da buyurmaksızın yazıyor. Buyurmaksızın. İyi bir bakın arkadaşlar metinlerde sıklıkla karşılaşırız. Sızın sizin eklerinde bu şekilde yazılıyor. Buyur. Maksızın. İyi bakın. Kaf harfi nasıl yazılmış? Mim harfi. Ra harfi. İyi bakın. Ye ve nun harfi. Ye noktası burada. Bir sonrakine geçelim. Evet burada zat yazıyor. Şu perdeki harfi. Zatı. Şevket. Simat. Sin, mim, elif, te. Şevket ulu yüce demek. Simat yüz şey nişan sembol demek. Buradaki Şevket Simat böyle heybetli görünen yüce olan anlamında arkadaşlar. Bu yine sıklıkla arşivde karşılaştığımız bir imla arkadaşlar. Şu ha harfi, dat harfi. Şurada gizli bir ra var. Şurada arkadaşlar. Hazret kelimesi arşivlerde klişe halde bu şekilde yazılıyor. Normalde nasıl yazılır Hazret? Şu şekilde yazılır. Ama hızdan dolayı arkadaşlar Hazret kelimesi bu şekilde yazılıyor. Lütfen uzun uzun bakın gözünüz alışsın. Hızdan kaynaklanan kaynaklanmış kalıplaşmış bir imla arkadaşlar. Yani kalıp bir imla bu hızdan kaynaklı. Artık bu şekilde yerleşmiş arkadaşlar. Bu da pad şu dal harfi şahi padişahi arkadaşlar. Zatı Şevket simatı Hazreti padişahi. Bir sonrakine geçelim. Evet, Arapça bir kelime şu kef ve elif. Bu kef ve elif bazen bu şekilde de gelebiliyor arkadaşlar. Ka şeklinde. Unutmayın. Not alın. Bu fe ve he sin nun ve ye. Ka fe sini. Sını sini sunu arkadaşlar bu şekilde yazılır ek olarak. Akışa göre kafe geldiği için sini diyoruz. Şimdi kafesini cümlesini, bütününü, hepsini anlamında arkadaşlar bir ifade kafe de bazı metinler kafeten der cümleten umumen anlamında. Burada kafesini yazıyor arkadaşlar. Kafesini. Kafası olmaz. Kafası için kaf gerekirdi. Zaten kafada kaftan sonra elif gelmiyor. Kafa mesela bu şekilde yazılır. Kafada zaten Arapça bir kelime arkadaşlar. Yani kafamız, vücudumuz Arapçadan müteşekkil. Vücut kelimesi de Arapça, kafa kelimesi de Arapça, kalbimiz Arapça, kalp kelimesi vesaire. Hemen dilimizin %60'ı Arapça kelimelerden teşekkür ediyor arkadaşlar. Genel itibarla. Bir sonrakine geçelim. Evet. Burada zayın, z, t, la, z, t. Evet, gazete bu arkadaşlar. Gazete. Burası ek. Bu sının sinin ekleri bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Sının, sinin, sunun, sünün. Gazete, sinin. Gibi. Bu sının, sininler, sunumlar, sününler bu şekilde yazılıyor. Bakın, iyi bakın arkadaşlar ne kadar nasıl yazılmış. Siz de yazın hatta. Gazetesinin.
Bir sonrakine geçelim. Evet, sin namaz vakti. Sultan, bu B harfi, Abdülhamit Han. Evet, Sultan. Evet, Sultan Abdülhamit Han. Sultan Abdülhamit Han. Evet, burada Sultan Abdülhamit Han yazıyor arkadaşlar. Sultan Abdül, bu Y değil, B harfi, dal harfi, Abdülhamit Han, bu şekilde yazılıyor. Son olarak da. Bu da bir tarih arkadaşlar. Tarihlerde önemli şu çizgimiz, fi arkadaşlar. Bazen bu fi düz çizgi de gelebiliyor, bazen bu şekilde gelebiliyor. Yani tarihten önce bir imla varsa, çizgi varsa bu fi. Burada 1, şu 3 gibi arkadaşlar. 13. 13. 2 olsa bu şekilde yazılırdı. Burada 13 yazılıyor. Ondan sonra burada da Şubat yazıyor. Tarihlerde asla nokta kullanılmıyor. Şubat Rumi bir ay arkadaşlar. Rumi bir ay. Şubat olduğu için oradan olduğunu biliyoruz. Bu çizgimiz sene. Sene bu şekilde yazılıyor. Tarihin, yılın altında bir çizgi varsa bu sene arkadaşlar. Sene 95. 95'ten de kasıt 1295 Rumi senesi. Bu da 1899 tarihli bir arşiv vesikasının bize yazılmış olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Evet, belgemiz bu kadardı. Kelime okumaları gerçekleştirdik. İnşallah istifadeli olmuştur arkadaşlar. Lütfen sizler de bu derslerimizi paylaşın ki başka arkadaşlarımız da istifade etsin sizin sayenizde. Teşekkür ediyorum. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.